Merhaba, Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda iki renkli yine patik çorap çalışacağız arkadaşlar. İplerim benim birisi ebruli, diğeri de bej renginde arkadaşlar. İlk 6 sırayı ben her zamanki gibi ördüm. Bununla ilgili ben videonun linkini size açıklama kısmına atacağım. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Ancak son 6. sırayı ben 45 trabzan yaptım arkadaşlar. Hemen renkli ipimi alıyorum. Ben burada kolaylık olsun diye ipi sabitlemiştim. Hemen olduğu noktaya, yani biten noktaya ipimi takıyorum. Bir tane sık iğneliymiş gibi zincir çekiyorum aynı noktada. Hemen 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4.'yi atlıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanına hemen bir sık iğne daha yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4.'yi atladım. Tekrar aynı yere bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4.'yi atladım. Ve aynı yere bir tane daha yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4.'yi atladım. Ve bir tane daha yaptım. Aynı yere sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4.'yi atladım. Ve aynı yere bir sık iğne daha yaptım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4.'yi atladım. Ve tekrar aynı yere bir sık iğne daha yaptım. Şimdi burayı böylece örelim arkadaşlar. Kafeslerimizi yapalım. Bir, iki, üç, dördüncü. Şimdi burada bir tane olarak başlamıştık. Hemen tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı noktaya batarak ikinci sık iğnemi de yapmış oldum. Hemen ilk sık iğnenin tepesini alıp kaydırdım arkadaşlar. Burayı da tamamlamış oldum yani. Hemen kaydırmayla kafesin içine atladım. Tabii şu ipimi de alayım alttan. Kaydırmayla kafesimi atladım arkadaşlar. 2 zincir çektim. Zincirli ile beraber 5 tane trabzan yapıyorum her kafese. 3, 4 ve 5. Her kafese 5'er tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Diğer kafese geçelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar diğer kafese geçelim. Hiç artırma eksiltme yok. Her kafesin içine 5'er tane trabzanlarımızı yapalım. Bir, iki, üç, 4 ve 5. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim ben. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Diğer bunu bırakıyorum ve bunun kapatmasını bej iple yapıyorum arkadaşlar. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Hemen ara noktaya, yani 2-5 tane modin arasına bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 modelin arasına. 2 model. Bakın buralarda aralar var. Hemen oraya sık iğne ile battım. Bir sık iğne daha yaptım. Tekrar 1, 2, 3. Yine aynı şekilde 2 modelin arasına sık iğne ile battım. Tekrar bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Bu şekilde arkadaşlar.
1, 2, 3. Eğer zincirleriniz sıkıysa arkadaşlar 4 çekin. Ben bazen arada 4 çekiyorum ki serbest olsun. Bu sırayı da bu şekilde kafeslerimizi yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna gelelim. Sizinle tekrar başta buluşalım. Evet arkadaşlar, sıra başına geldim. Burada bir tane sık iğneli yerimiz vardı. Oraya tekrar ilk bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Yani tamamlıyoruz modeli. Hemen diğer sık iğnenin tepesinden alıp sırayı bitirmiş oluyoruz. Kaydırmayla kafesin içine atlıyoruz arkadaşlar. İki zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde iki zincirliği birinci trabzan sayıyoruz. 5 tane her kafese trabzan yapıyoruz. Her kafesin içine 5'er tane arkadaşlar. Gayet serbest örün. Çünkü zincir olduğu için arada kasabilir. 3 zincir az geliyorsa arkadaşlar 4 çekin. Evet, şimdi her kafeste şimdi bej ipimizle 5'er tane dolduralım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna gelelim. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Yine aynı şekilde battım. Diğer ipimi alıyorum ve ipimi atlatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de atlatabilirsiniz. İpi sabitleyerek de atlatabilirsiniz. Birçok atlatma yöntemi var. Hemen tekrar aynı noktada bir tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3. Şimdi benim patik, benim biraz elim gevşek olsa da zincirlerden dolayı kasma yapıyor arkadaşlar. Bazılarını 4 çekeceğim burada. 2, 3, 4. Ben orta yerde örmeme rağmen bu modelde mesela kasabiliyor. Şimdi 3 çektim. Yine aynı şekilde her iki modelin arasına batarak 3 zincir çekip sık iğne ile battım. Bir tane daha yaptım sık iğne. Tekrar 1, 2, 3. Yine aynı şekilde 4 zincir çekeyim şimdi. Eli sıkı olanlar için bu model oturmayabilir arkadaşlar, söyleyeyim. Çünkü 5 tane trabzan, 11 model koyuyoruz. 55 trabzan yapar uç için. Normalde 55 trabzanlı bir patik 39-40 için uyumlu. Ama burada zincirlerimiz biraz kastığı için 55'i biraz yutuyor. Yani bu şu an yaptığımız uç 37-38 uyumlu. 39 örecekler 12 yapsın, ama eli sıkı olanlar için nasıl bir çözüm olur bilemiyorum, ama herhalde olmaz diye düşünüyorum. Mümkün olduğunca eli sıkı olanlar da gevşek örmesi lazım bu modeli. Çünkü alttaki trabzan sayısını ayarlayamazsınız uçtaki. 5 ve katları şeklinde model konduğu için arkadaşlar. Hemen yine aynı noktaya geldim ve bitirdim sırayı. Kaydırmayla kafesin içine atlıyorum arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Üç, 4 ve 5. Çektiğim zincirle beraber 5 arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5.
Bu arada ipim bana sorun çıkarıyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kafeslerin her kafesin içine 5'er tane dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çorabımızın uç kısmı bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüm ben. Bundan sonra tabanımızda desenli olacak arkadaşlar. Normalde bütün çoraplarda ben genellikle tabanı düz trabzan örüp patiğin ağzına veya bilek kısmına diyeyim, oraya desen koyuyorum ama bunu da öyle yapmayacağız. Bunun bilek kısmı düz lastik örgü olacak bu iple. Ve belirtmem gereken bir nokta daha var. Biz bu patikte bütün örgümüzü düz, yani bitene kadar düz düşürmeye çalışacağız. Onu yapabilmemiz için de zincirli ördüğümüz bu kısmı, yani kafesleri patiğimizin içinden öreceğiz. Şöyle ki evvela 11 tane modelimiz vardı. Bunun 3 tanesini öne bırakacağız. Başlangıç ve bitiş noktamız burası. Yani 4 sağda ve 4 solda. 1, 2, 3, 4. Normalde patiğimizin önünü ayırırdık ve şuradan takıp tabanımızı örmeye başlardık. Burada tam tersi arkadaşlar. 4 taneyi saydım. Ön tarafta 3 taneyi de saydım. Burası bizim ön tarafımız olacak. Hemen bu sefer tam tersten, yani buradan başlayacağız. İplerimizi kesmiştik zaten. Hemen araya girerek ipimi alıyorum. Burada bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Aynı noktaya bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki yaptıklarımın aynısından. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 çekeyim burada başlangıçta zincirime. Yine atladım sık iğne ile, bir sık iğne daha yaptım yanına. Tekrar 3 zincir çektim. Bu ipi de buradan yedirelim. 1, 2, 3. Aralara girerek yine bir sık iğne yaptım. Yanına bir tane daha yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sık iğne ve bir sık iğne ile burayı bitirdim kafesimi. 4 çekeyim bu sefer. Bir sık iğne daha yaptım. 1, 2, 3 çektim. Üç model kalana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Kafeslerimizi yapmaya 2, 3, 4 yapayım. Bir sık iğne daha. Aynı yere. Şimdi bakayım. 4 tane kalmış son kafesimiz. 2, 3, 4 yapalım yine. 2 tane yaptım. 1, 2 zincirimi çektim. Çok sıkı çekmeyin. Çok sıkı çekiyorsanız 3 çekin. Ben 2 çekiyorum. 2 tane zincirimi çektim. Hemen kafese atladım. 5 tane trabzanımı yapıyorum buraya. 4, 5. Başta çektiğim zincirle beraber 6 olmuş oluyor. Diğer kafese atladım. Tekrar 5 tane. Diğer kafese atladım 5 tane. İki, üç, dört ve beş. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Diğer üst sıraya geçelim. Son 5 olan kafesimi de doldurdum trabzanı. Sonuncu trabzanımda bir adet olarak başta yaptığım sık iğnenin tepesine bir tane yapıyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Hemen ilmeğin altındaki ilmekten geçirerek ipimi sabitliyorum. Ve şu şekilde de alırsak örerken yediririz arkadaşlar.
Şimdi tekrar krem ipime geçeceğiz. Bakın arkadaşlar, örgümüz düz tarafı patiğimizin ön yüzüne geliyor. Krem ipimi alıyorum yine. Patiğimin iç tarafını çeviriyorum. İpim bittiği nokta, yani burası. Buraya takıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Aynı noktaya bir sık iğne daha yaptım arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 veya 4 dağıtarak sık zincirlerimizi çekip yine modellerin arasına batıyorum. Tekrar bir sık iğne. Burada iplerimi de alıyorum. Onları trabzanları giderken de alttan alarak yediriyorum arkadaşlar. Evet. 2 3 çekelim bu sefer. Tekrar bir tane daha alırsam. Evet, devam edelim. 1 2 3 çektim. 1 2 3 4 çektim bu sefer. Buraya bir tane sık iğne yapmayı atladık. Bir, iki, üç. Evet. Bu şekilde kafeslerimizi yine yapıyoruz. Patiğin iç yüzünden kafesleri yapıyoruz. Ön yüzünden de trabzanları örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. Hemen en baştaki trabzanın tepesine iki tane sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Bir, iki zincir çekiyorum. Döndüm. Yine her kafese beşer tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki, üç, dört ve beş. Tekrar diğer kafesi atlıyorum. Beş tane de onun içine yapıyorum. Dört ve beş. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bu altta iplerimiz vardı arkadaşlar. Onları da alıyorum şimdi örerken. Atlamayın bunları. İki, üç, dört ve beş. Tekrar son kafes. Evet. Bir, iki, üç, dört ve beş yaptım. Hemen tekrar doladım. İlk sık iğnenin tepesine batarak bir tane oraya trabzan yaptım. İkili trabzan ve ipimi burada da kesiyorum arkadaşlar. Yine şuradaki altta duran, bakın şurada altta duran ilmeğin içinden geçirirseniz sökülme yapmaz artık. Evet arkadaşlar, şimdi
taban kısmına geçişte bu şekilde. Bunu şimdi desen acırlı olduğu için, bakın biraz da böyle açma yaptığı için, topuğa gelene kadar kaç sıra öreceğimizi ben de örmediğim için, ilk kez ördüğüm için deneyerek gideceğim. Şöyle ilk kez ördüğüm için bu nasıl söyleyeyim, epeydir örmüyordum. Yaklaşık 2 sene olmuş bu modeli yapalı. Deseni topuğun sonuna kadar getirmeyeceğiz arkadaşlar. Şu kadar falan yaklaşık düz trabzan öreceğiz. O yüzden sanırım ben yüksek ihtimal tabanı 5 sırada bitireceğim. Yani bir sıra krem, hatta bakalım şunu da giydirip, bir sıra krem diyorum, bir sıra renkli. Evet, doğru. 5 sırada bitecek taban. Bir sıra renkli örsem, bir sırada krem örsem, tekrar renkli biteceği için bir sırada renkli örsem hemen hemen şuraya gelir. Bu da benim topuğu örmek için, yani şuradaki eşitliği sağlayabilmem için burası gayet ideal. Şimdi ben 3 sıra daha deseni öreyim. Ondan sonra tekrar düz trabzanları koymaya devam edelim. Ondan sonra topuk yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tabanımız da bitti. Şimdi düz trabzan öreceğiz. Hemen yine patiğimizin düz tarafını alıyoruz. Burada tek trabzanlı bir tane trabzanımız vardı. Az sırada renkli iple yaptığımız. Hemen ona batıyorum. İki zincir çekiyorum buradayken. Dönüyorum burada. Her yuvanın üstüne birer tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. İkili trabzan. Örerken de ipi alttan yediriyorum. Hiçbir tane eksilme, artırma yapmadan dümdüz trabzanımızı örüyoruz arkadaşlar. Evet. Modelin aralarına girmiyoruz arkadaşlar. Modelin aralarına girmiyoruz. Yuvalara batıyoruz. Bu süreyi bu şekilde başa kadar gelelim arkadaşlar. Devam edeceğiz tekrar. Evet arkadaşlar, birinci sıra trabzanını ördüm. Hemen iki zincir çektim, döndüm. Bir sıra daha öreceğiz. 42 tane trabzan oturuyor arkadaşlar. Çünkü 8 tane modelimiz var. 5 tane onlar. Artı iki başı da birer tane trabzan yapıyorduk. 2 tane de onlar. Toplam 42 tane bizim için ideal bir sayı. Tekrar bir sıra örelim. Bir sıra ördükten sonra arkadaşlar ipimizi yine patiğimizin içinden geçireceğiz. İlmeğimizi sabitleyip topuğa başlayacağız. Evet. Başa kadar örelim arkadaşlar. Düz trabzan örüyoruz. İkili trabzan. Evet, devam edelim.
Son 5 6 5 6 diyorum. 8 9 tane var. Evet. Burayı hızlı geçtim arkadaşlar. Yine de ben sayacağım ipimi sabitlemeden. Olur ya, yanlış yapmışızdır. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42. Evet. 42 tane trabzanımı da ben patiğimin topuk kısmının altına gelen yere örmüş oldum. Hemen ucumuzu sabitleyelim arkadaşlar. İçinden geçirerek ipimizi, pardon. 42 trabzanımız var. 8 topuk yapacağız. 17 sağa 17 sola ayırıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18.ye battım. İpimi çektim. Şöyle gevşek bırakıyoruz biraz. 8 tane hemen burada bir zincir çektim. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 17 solda, 17 sağda, ortada 8 tane sık iğne var arkadaşlar ve hemen topumuza devam edelim. İkinciye battım, döndüm. Sekiz tane sık iğnemi ördüm. Bir, ikinciye battım ve döndüm. Şimdi sıradaki bir. Birinciye batıp ve dönüyorum. Döndüm. Sekiz tane sık iğnemi örüyorum arkadaşlar. Birinciye battım ve döndüm. Burada ne yapıyorsam burada da aynısını yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 8 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 yukarı kadar toplayalım arkadaşlar. Topumuzu bitirelim. Bununla ilgili linki, yani topuk yapımı ile ilgili linki açıklama kısmına atacağım arkadaşlar. Oradan yapabilirsiniz. Ben topuğu bitireyim. Arkadaşlar her zamanki gibi topuk bitme noktamız burası. Yani şöyle katladığım zaman bizim topuk bitme noktamız burası. Buraya gelelim. Patiğimizin lastik kısmını yapalım. Yani kenarını yapalım. Ağzını. Evet arkadaşlar, çorabımızın topuk kısmı da bitti. Artık bilek kısmını çalışalım. Hemen bittiği noktada iki zincir çekelim. Düz trabzanlar öreceğiz. Önce topuk üstüne, her sık iğnenin üstüne birer tane trabzanlarımızı örelim arkadaşlar. Birer tane. Çok sık batarsanız çorabınızın ağzı çok gevşek olur arkadaşlar. O yüzden nizami ve kararında batmalısınız. Batacağınız yerlere. Şimdi trabzanlara geldim. İlk iki trabzanımızın için ikişer tane. Buraya da iki tane. Şimdi buradan sonra her sırada kafes yaparken başlarda ikişer tane sık iğne yapmıştık. Şu kısım yani. Oraya bir tane. Arkadaşlar. Tekrar trabzana battım. İki tane.
Tekrar sık iğneli yoluya battım bir tane. Trabzan içine iki tane. Sık iğnenin içine bir tane. Bu şekilde patiğimizin ön tarafındaki köşeye kadar gelelim arkadaşlar. İki tane buraya. Şimdi şurada bir sık iğnemiz daha var. Oraya da batalım bir tane. Şimdi arkadaşlar şurada delik oluşmaması için şu köşede, yani buraya bir tane araya girerek veyahut da trabzanızın boyu yüksek oluyorsa buradaki şu trabzandan bu trabzana geçerken bir kafes veyahut da yuva olur. Oraya batıyorum. Bir. Hemen yanındakine de batıyorum. İkisini beraber çekiyorum. Tekrar göstereyim. Şurayı da söktük yanlışlıkla. Sakın ne olduğu yere söktüm. Şimdi arkadaşlar şurada bu modelden bu modele geçerken şurada bir yuva var. Ya şöyle araya girin ya da şuradaki yuvaya batın. Bir trabzanı bitirmeyin. Hemen modelin ilk trabzanın tepesine de batın ve ikisini beraber çekin. Yani köşelerde birer kesme yapacağım şimdi hemen bu sırada. Ön taraftayım. Yine her yuvaya birer tane trabzanımı örüyorum. Aynı işlemi diğer köşede de yapacağım arkadaşlar. Şimdi buna bir tane trabzanımı yaptım, bitirmedim. Bakın burada bekliyor. Şurada bir yuva var. İkisini birlikte aldım ve kestim. Hemen burada bir sık iğnemiz var. Onun üstüne bir tane. Trabzanın içine iki tane. Sık iğnenin üstüne bir tane. Trabzanın içine iki tane. Yine sık iğnenin üstüne bir tane. Trabzanın içine iki tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet. Pardon, burada sık iğne yoktu. Hemen direkt trabzan atlayacağım. 45 trabzanları atladım. 2 tane buna yaptım. 2 tane de buna yaptım. Arkadaşlar sık iğnenin bir tane şuraya yapmam lazım. Çünkü ayrı kalıyor. Evet. Arası boşluk kalıyor. Evet arkadaşlar. Bitti. İlk sıramız bitti. Şimdi lastiği koymaya başlayacağız. Desen olarak. Belinin dışında ben lastik yapıyorum. Yani bir tane belinden alma, bir tane düz trabzan şeklinde. O da şöyle. İki zincir çektim. İlk trabzanın tepesine bir tane belinden aldım. Yanındakine düz trabzan yaptım. Sıradakinin belinden aldım. Yanındakine düz trabzan yaptım. Bir belinden bir trabzan. Bir belinden bir düz trabzan. Bu şekilde arkadaşlar köşeye kadar gelelim. Evet, devam edelim. Ben köşeye geleyim arkadaşlar. Orada devam edelim. Evet arkadaşlar, ben aşağı sırada yapmış olduğumuz kesmenin tam oradayım.
Bir önceki trabzanın belindendi. Şimdi o kesmenin üstünden alacağız arkadaşlar. Burada iki tane trabzan teke düşürmüş olduk otomatikman. Buna değil, buna yapıyoruz belinden alma işlemini. Şu ipimizi alalım biraz. Evet. Tekrar ön taraftayız. Tekrar düz trabzan belinden düz trabzan şeklinde diğer köşeye kadar geliyorum. Aynı işlemi orada yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi arkadaşlar şu kısımda şöyle katladığımız zaman şuralarda bir yığıntı oluyor. Biz onu böyle biraz hafif toparlıyoruz. Tamamen amaç bu. Hem de biraz da bilek kısmımız daralıyor. Evet, tekrar bir belinden aldım. Tekrar düz trabzan. Bu sefer artırmanın olduğu yere geldim arkadaşlar. Bakın, bunu sadece bir tanesinin belini şimdi düz trabzan yaptık. Mecburen belinden almam lazım. İlkinin belinden alıyorum. İkinciyi yutmuş oluyorum burada. Hiç oradaki yuvaya batmadan yanındakine düz trabzan yapıyorum. Bu şekilde diğer tarafı da örelim arkadaşlar. Başa kadar gelelim. Başlangıç noktamıza kadar gelelim. Bu sırayı bitirelim arkadaşlar. Evet, üçüncü sıraya başladım arkadaşlar. Yine aynı şekilde düz trabzanları düz, belinden alınanları yine belinden alarak örüyoruz. Topuk kısmını geçelim. Bu sırada birer tane patiğin, şimdi o bölgeye gelince anlatayım. Evet, geliyorum yavaş yavaş. Biraz bileğinin daralmasını istediğim için kesme yapacağız. Hemen bu noktada böyle bu noktada yapabilirim. Şimdi bir tane belinden alıyorum. Bitirmiyorum. Yanındaki trabzanı da bir belin normal trabzanı alıyorum, bitirmiyorum. İkisini bir çekiyorum, kesmiş oldum. Belinden tekrar devam ediyorum. Üçüncü sıramız, dört sıra yeterli zaten. Köşeye gelelim. Evet. Şimdi aynı işlemi köşede de yapacağız arkadaşlar. Köşedeyim. Yine belinden olanını aldım. Bitirmedim. Yanındaki trabzanı da normal aldım. Bitirmedim. İkisini beraber çektim. Diğerlerini normal bir şekilde örüyorum. Evet. Belinden alalım. Diğer köşede de aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi yanlış yapıyoruz, gidiyoruz, örüyoruz. Köşedeyim yine. Belinden olanını aldım, bitirmedim. Diğerini, trabzanını aldım, bitirmedim ve ikisini beraber çektim. Yine bir tane kesme yaptım. Bir kesmem kaldı. Biraz örüyorum. Yani bu sırada 4 tane kesme yapmış oldum. 2
iki köşede, bir de iki yan tarafında. Evet, tekrar belinden alalım. Şimdi burada kesme yapalım bir tane daha. Dördüncü kesmemiz. Belinden aldım, bitirmedim. Yanındaki trabzanı aldım. Ve geri kalanlarını kesme işlemi yaptım. Ve kalanları normal örelim arkadaşlar. Başa gelelim arkadaşlar. Dördüncü sıraya geçelim. Evet arkadaşlar, ben dördüncü sıraya da başladım. Bu bizim son sıramız. Dileyen daha da fazla örebilir. Gördüklerimizin aynısını örüyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz artık. Kesme falan yapmıyoruz. Gördüklerimizi örüyoruz. Aynısı. Belinden alanı belinden, trabzan alanı trabzanı. Şimdi bizim burada bir kesmemiz vardı. Oraya geldim. Hemen belinden olanı aldım. Bitirdim. Diğer belinden olanını da aldım, bitirdim. Arkadaşlar. Normal trabzanımı ördüm. Belinden yaptım. Orada iki tane belinden olan birleşmiş oldu. Şimdi köşedeki de aynı şekilde olmayacak. Orada iki tane belinden olanı tek seferde kapatacağız arkadaşlar. Şimdi oraya geldim. Hemen şu trabzanları yapayım. Bakın burada kesmiş olduğum belinden ve trabzan var. Burada belinden var. Şimdi bu trabzanı yutacağız. İlk belinden olanı aldım, bitirmedim. İkinci belinden olanı da aldım, bitirmeden ikisini beraber çektim. Diğer köşeye kadar yine gördüklerimizin aynısını örüyoruz. Evet, devam edelim. Diğer köşedeki kesmeye doğru geliyorum. Evet, geldim yine. Bakın burada yine kesmem var. Hemen belinden olanını aldım. Bitirmedim. Sıradaki olan belinden olanını aldım. Onu da bitirmedim. Hepsini beraber çektim. Yine gördüklerimi örüyorum. Alt sıradaki kesme yapan yere kadar geleceğim. Normal trabzan belinden. Evet, geldim. Bakın burada birincisinin belinden alıyorum, bitirmiyorum. İkincisinin belinden de alıyorum, hepsini beraber çekiyorum. Evet arkadaşlar, kalanları da normal yine aynı şekilde gördüğümüz aynısını örüyoruz. Belinden olanın üstüne belinden, trabzanın üstüne olan trabzan. 4 sıra bizim için yeterli. Evet, sonuncu kaydırma ile birleştirdim arkadaşlar. Ve çorabımızın bilek kısmı da bitti. Şimdi bunun kenarını da yapalım. Bitsin. İpimizi kestik. İpimizi arkaya alalım. Ufak bir düğüm atalım burada. Ve renkli ipimizi alacağız şimdi tekrar elimize. Evet. Renkli ipimizden benim her zaman yaptığım birit yapmıyorum çoraplarda genelde. Kaydırmalı iki zincir yapıyorum. Hemen bittiği noktadan takıyorum ipimi. Biraz şöyle alıyorum.
İki zincir çekiyorum. Bir değil ikinciye kaydırma yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir değil ikinciye kaydırma yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir değil ikinciye kaydırma yapıyorum. İki zincir kaydırma. Bu şekilde arkadaşlar patiğimizin ağzını dolanalım. En son bitirelim arkadaşlar. Ben o kısmı bitireyim. Burada buluşalım. Evet, son biritimizi yaptık. Kaydırmayla son noktaya geldim. Ve ipimi kestim. Arkadaşlar, her zamanki gibi ipimizi arkaya alalım. Burada ufak bir düğüm atalım arkadaşlar. Ve biritlerin altından kaydıralım. Evet. Temizliğimizi yapalım. Makine geçirelim ve bakalım. Evet arkadaşlar, patiğimiz bitti bu şekilde. Geçirelim. Evet arkadaşlar, çorabımız bu şekilde. Gayet güzel, şık bir model oldu yine. Örecekleri şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.